Merhabalar, Canlı Tuvaller programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz benim arkadaşım Yasemin Yılmaz. Kendisi kalıcı makyaj, güzellik uzmanı, Bursa'da yeri var. Hoş geldin Yasemin'cim. Hoş bulduk Tuba'cığım. Nasılsın canım benim? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık öncelikle. Çok teşekkürler. Bugün sen konuğumuzsun. Seninle bizim sektör hakkında konuşacağız biraz. Kalıcı makyaj olsun, cilt bakımı olsun. Hepsinden teker teker gireceğiz. Önce biraz kendini seyircilerimize anlatabilir misin? 1999 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. İlk eğitimlerimi aldıktan sonra yeterli olmadığını kanaat getirip sonra tekrar farklı eğitimler alıp işimi kendi alanımda genişlettim. Süper. İlk başta sadece işte cilt bakımıdır, normal salon uygulamaları, epilasyon, depilasyon uygulamaları yapılmaktaydı. Sonradan kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, kirpik perması gibi, lazer, epilasyon gibi. Hepsini bünyene aldın. Bunları aldım. Şu an ağırlıklı olarak kalıcı makyaj olarak çalışmaktayım. Evet, görüyorum ben. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel güzel işler çıkartıyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kalıcı makyaj yapıyorsun. Cilt bakımı var, epilasyon var. İşte teker teker biraz sonra hepsini açarız hepsine. Evet. Bu mesleği tercih etmenin sebebi var mı yoksa... Birden ne oluştu? Aslında çok farklı bir sektörde çalışıyordum. Alakası olmayan bir sektörde. Çalışırken arkadaşlarım sürekli peşimde cımbızla koştururlardı. Çok iyi kaş alırdım. Beni biraz yöneltti. Makyaj yapar, kaş alırdım falan. Sonra demek ki varmış vardı. Yani. Yani ilgim vardı. Sonra işte eğitimlerini aldım. Aynı zamanda işime devam ettim. Eğitimlerim bittikten sonra da ustalık belgelerimi aldım. Daha sonra kendi yerimi açtım. 2001 yılından beridir de salonumu işletiyorum. Çok güzel. Allah'ın bol kazançlar eylesin. Amin inşallah. Salon Bursa'da. Bursa'da. Bursa'dan da seyircilerimizi de ilgilendiriyor. Bursa Nilüfer'de. Evet. Neresi? Nilüfer ilçesi. Nilüfer ilçesi. Evet. Zaten görsellerle de Yasemin Hanım'a ulaşabilirsiniz. Şimdi hangi uygulamalar? Önce hangisinden başlayalım? Kalıcı makyajdan başlayalım mı? Şöyle söyleyeyim. İlk önce kaş dizaynından başlayalım. Bayanların en çok önem verdiği şey. Kaşımız, kaşlarımız daha doğrusu. Salonda yoğun olarak kaş dizaynı ve kalıcı makyajı yapıyorum. Yani benim sevdiğim bir iş, resim yapıyorum diyebilirim insanların yüzüne. Sürekli trendlerimiz değişiyor, bol bol evet. Modern şeyler değişiyor, uygulamalar değişiyor. Tabii onları da yakından takip ediyorum. Son 1,5 yıldır çok ciddi eğitimler aldım. Yurt dışından gelen hocalardan ciddi eğitimler aldım. Bunları tabii müşterilerime uyguluyorum. Hala da devam ediyor. Bu bitmeyecek. Zaten eğitimde sınır yok bizde yani. Evet. Biz bayanlar hayattayken özellikle bayanlar güzellik sektöründeyiz. Ne eğitimde sınır var, ne uygulamada sınır var. Evet, aynen öyle. Sadece kaşta da kalmadım. Bu arada meme ucu yapımına başladım. Evet. Kanser hastalığından dolayı meme dokusu alınan bayanlara meme ucu uygulaması yapıyorum. Bu uygulamayı salonumda ücretsiz yapıyorum. Oo. Buradan da duyurmak isterim. Ne kadar alçak gönüllüsün maşallah. Teşekkür ederim. Bir nevi yardımımız dokunsun, destek olalım adına. Ve ayda 3 tane ücretsiz kanser hastalığına yeni yakalanan bayanlara kaş veya göz uygulaması yapıyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü ihtiyacı olan insanların en azından bulabilmeleri adına. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Bu şekilde ederim. Düşünmen çok duygulandırdı beni. Sevgili seyirciler, Bursa'da oturan tabii ki istediği şehirden de gelebilir de. Özellikle Bursa'da oturanlar kanser tedavisi görmüş hastalar Yasemin Hanım'a başvurabilirler. Onun gönlünün zenginliği her şeye değer. Teşekkür ederim. Ayrıca hani 3 tane ücretsiz uygulamam var ama alopesi, kanser ve trikotillomi hastalarına %50 indirimlerim var.
yani bu uygulamalarda. Yani kalbi normal görsel benim anlamda yaptıranların haricinde ihtiyacı olanlara daha farklı bir uygulama. Öyle söyleyeyim. Tebrik ederim canım benim. Teşekkür ederim. Şimdi kalıcı makyajda bir sürü uygulamalar var. Tek tek onlara gireceğim ben sana. Bütün uygulamalardan bahsedelim. Eyeliner'dan bahsedelim. Şimdi ağırlıklı olarak bu sene özellikle çok fazla kaş talebi evet, var. Özellikle kıl tekniği çok popüler bu dönemde. Çoğunlukla onu yapıyoruz, onu uyguluyoruz öyle söyleyeyim. Eyeliner ve dudak uygulamaları da var tabii. Dudak uygulamalarında özellikle dudak dokusunda renk kaybı olmuş, uçuktan dolayı renk kaybı olmuş veya tavşan dudağı veya kurt ağız dediğimiz özel doğuştan gelen rahatsızlıklar var. Onlarda düzeltmeler yapıyoruz. Genel renklendirmeler yapıyoruz. Gözde yine eyeliner, lip liner isteğe bağlı olarak yapılmakta. Şeylerde bir de meme ucu pigmentasyonu. Meme ucunda da işte meme dokusu alınmış ama meme ucu tekrar içerisinde silikon konulmuş fakat meme ucu yapılmamış bayanlarda meme ucu yapıyoruz. Bir de şey, saça da giriyorsun. Saç simülasyonu uygulamamız da var. Evet, saçların aralarında bölgesel dökülmelerde veya işte genel bir dökülme olduğunda o bölgelere farklı şeylerle, atışlarla uygulamalar yapıyoruz. O seyrek görünen yerler Seyrek görünen yerlere, yani gerekirse uzun kıl atımları veya noktalamayla biraz daha yoğunluk vererek o bölgeyi efekt veriyoruz. Evet, onun kullanım süresi nasıl? Aslında onun kullanım süresi şu an dünyada tam net olarak belirlenmemiş. Çünkü tabii, çok yeni bir uygulama. Kullandığım pigmentler su bazlı pigmentler. Çok uzun bir ömür veremiyorum. Fakat müşteri bunu hani bu konuda bilinçlendirdikten sonra sorun olmuyor. Şimdi, kimyasal pigment kullanamıyoruz. Biliyorsun renk değişimi oluyor. Yani mavi kafalar, yeşil kafalar. Evet, bir ara internette insanın aleminde de o şekilde yayın. Evet, doğal pigmentlerle kısa ama en azından daha renk değiştirmeden kullanılabilecek uygulamalar. Tabii, çünkü bir de cilt yapısı var. Bazen bazı saç cinsleri yağlanıyor. Tabii tabii, kafa derisi bir de farklı bir doku yapı olduğu için farklı sonuçlar çıkabiliyor. Şimdi kalıcı makyajda başka ne aydınlatalım seyircilerimizi? Kaş dizaynında onun ömrünü anlatalım, kullanım süresini anlatalım. Bir de ona bir detay. Şimdi kaş dizaynı olarak ilk önce sadece müşterimizin, bize gelen müşterinin ilk önce yüzüne uygun, kendi var olan kaşını en uygun şekilde almaya çalışıyorum. Yani ona uygun şekli vermeye çalışıyorum. Eğer ihtiyaç var ise kalıcı makyaja geçiyoruz. Bu da genelde dediğim gibi bu dönem bir kıl tekniği modası evet, var. Ama gayet de doğal duruyor. Evet, gayet güzel duruyor. Diğer dolgu sistemine göre daha hoş ve doğal. O yüzden daha çok tercih ediliyor. Kalıcılığı da bir sene, iki sene arasında değişebiliyor. Ben yaklaşık 1,5 senedir kıl tekniği yapıyorum. Şu ana kadar rötuşunu yaptığım müşterim olmadı henüz. Ki daha kısa bize verilen eğitimlerde 6 ay ile 1 sene falan denilmişti. Normalde. Evet, daha uzun sürdü öyle söyleyebilirim. Ama yine de yapan kişi çok önemli. Tabii. Kullanılan boya çok önemli. Pigment ve derinin hangi tabakasına uygulanması yani o önemli. Yani burada senin elemeğin de önemli. O kullandığım malzeme de önemli. Bir de eyeliner'da da ömür nasıl oluyor? Tabii kullanım süresi cilt yapısına da bağlı da onu da bir aydınlatalım. Eyeliner daha uzun sürebiliyor evet, ama var eyeliner'da. Ben çoğunlukla siyah tercih ediliyor evet, fakat ben kahve tonlarında da giriyorum eyeliner'a. Ama süper, daha böyle doğulu, evet, evet, onlar biraz daha tabii açık pigment olarak fazla yoğun olmadığı için daha kısa sürebiliyor ama yine 3-5 sene arasında değişebiliyor çünkü eyeliner. Çünkü aynı boyayı kaşa da kullanıyoruz, göze de kullanıyoruz tabii, ama pigment farklılığına, derinin farklılığına yani çok mesela çok fazla açık tenli bir bayana kalkıp direkt siyah uyguladığınızda çok hani gri bir renk çıkıyor evet, biliyorsunuz. Soğuk bir renk. Ondansa kahve bir ton çok daha hoş durabiliyor. Ben de tercih ediyorum arada bir. Kahverengi daha soft bir görünüm evet, sağlıyor.
Bir de dudakta, dudakta kullanım süresinde. Ondan sonra sırayla geliyorum aşağı aşağı. Dudakta yaklaşık 5 yıla kadar dayanabiliyor. Yani dudak da çok enteresan. Genelde kontur şeklinde dış hat belirleme olarak talep geliyor ama ben onu çok fazla önermiyorum. Evet, ben de sevmiyorum. Şey gibi oluyor, böyle kalemi çekmişsin de çerçeveyi bırakmış evet, gibi yani, oluyor. Evet, yani şimdi doğal bir renklendirme, sanki kendi dudağımızın rengiymiş gibi olması farklı. Bir de kalem sürüp de çıkmış gibi olması çok farklı. Kalem sürüp sürmüş gibi olunca bu sefer olmadık ortamlarda, mesela bir cenazede tabii, hoş olmuyor. Diğeri biraz daha renklendirme olduğu için daha doğal kendi renginde gibi oluyor. Ben de aynı şeyi tercih ediyorum. Diyorlar kontür çektirmek ama kalıcı ruj evet, daha natural duruyor. Evet. Şimdi biraz da protez tırnak bahsedelim. Protez tırnak da çok popüler. Evet, salonumda var. Şu an evet salonumda var. Uzun süredir protez tırnak da yapıyorum. Özellikle tırnak yiyen müşterilerime çalışıyorum. Tırnak yeme alışkanlığı olan evet müşterilerimi tırnak yeme tedavisini destek olarak yapıyorum. Yani tabii bir psikoloğa yönlendiriyorum. Her şeyden önce. Psikoloğa yönlendirdik aslında, olmuyor değil mi? Yapacak bir şey yok yani. Evet, ve düzenli manikür öneriyorum. Yani tırnağını yiyen insanlara özellikle düzenli manikür öneriyorum. Bu çok önemli. Çünkü etlerden başlıyorlar yemeği aslında. Etleri evet, kopararak evet, başlıyorlar. Tırnak etaklarını da bozuyorlar. Evet, aynen öyle. Fakat düzenli uygulamalarda sonuç alınıyor. Bir de tırnağı normal boyutuna geldiğinde yemeği kesiyorlar. Arkasından da düzenli manikürlerle kurtarıyoruz. Kurtarıyor. Ellerine sağlık canım benim. Bir de ipek kirpiğimiz var. Evet, ipek kirpik. İpek kirpik de artık çok trend oldu. O da olmazlardan olmaz oldu. Bayanların yani en çok önem evet, verdiği şeylerden birisi kaş, göz. Gerisi söz. Evet. Atalarımız başa söylemiş. İpek kirpikte, ipek kirpiğin şu an 2D, 3D olan evet, çeşitleri var. Evet. Yani ipek kirpik yaptıracak müşterilerime özellikle gerçekten bakımına dikkat edecekse tavsiye ediyorum bu konuda. Çünkü ipek kirpikte işte yüzünü havluyla silmesi veya yüzüstü yatması veya işte yağlı ürünler kullanması, rimel suya çıkmayan rimeller kullanması ipek kirpiğin ömrünü kısaltabiliyor. Ya bunu belirtiyoruz. Bana da gelen müşteriler ben ama, de aynı şekilde söylüyorum. Kalıcı makyaj onu, gibi düşünmeyin. Evet. O bir protez neticede ve kirpiğimiz uzuyor. Artı hayatın içerisindeyiz. Bir şekilde dökülüyor, dönüyor, ters dönmeler olabiliyor. İpek kirpik yaptıracak müşterinin mutlaka bakıma gelmesini tavsiye ediyorum. Tabii. Bakıma gelmeyecek müşteriye ipek kirpik tavsiye etmiyorum. Aynen, ben de katılıyorum arkadaşıma. Sonra biz şey oluyoruz, sorumlu oluyoruz. Şimdi ipek kirpik yaptırmak isteyenler çok dikkatli olması gerekir. Özellikle kalıcı makyaj gibi değil. Yani kalıcı makyajı yaptır ya da kaş dizaynını yaptır, 1-2 yıl rahat ediyorsun. Evet. Ama ipek kirpik bakım ister. Yaptırmak istediğiniz zaman da 3 hafta evet, arayla bakımlarınızı evet, da gelmenizi tavsiye. Protez tırnak gibi. Aynen, protez tırnakta da tırnak yeme tedavilerinde de 3 haftada bir bakımlara gelmeniz evet, gerekiyor. Bu arada sözünü kestim. İpek kirpiğin yanına ipek lifting ve kirpik liftingi ve kirpik perması uygulamalarımız da evet, var. Evet. Bunları da ipek kirpiği kullanamayan müşterilerimize yönlendiriyorum. Çok daha memnunlar. Kaldırma perma ile tabii kirpikleri yukarı açıp daha gözler iri görünüyor. Bir de volüm veriyor kirpiklere. Çok daha güzel bir kullanım var. Daha rahat. Yani. Kullanmak, ipek kirpik kullanmak istemeyenleri de bunu evet, öneriyoruz. Evet, aynen. Yani çaremiz var. Demokraside çare var diyoruz. Aynen. Bir de salonumuzda lazerimiz var. Evet. Epilasyon. Lazer epilasyon. IPL lazer kullanıyoruz. Şu an biliyorsunuz çok popüler. Artık lazerimiz de var. Evet. Seyircilerimize duyurulu. Bir de el ayak bakımları zaten demin de bahsettik. Evet. Bir de kalıcı oje. Kalıcı oje de var. Şimdi yaz geldi. Evet. Eller, ayaklar. Özellikle elleri titreyen, oje sürmekte zorlanan, zamanı olmayan bayanlar her için. Her akşam oje süreyim mi diye evet, zorlananlar. Çok ideal bir seçim olur. Seçim. Yasemin'cim ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Bursa'dan geldin. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Allah bol kazançlı müşterilerin olsun. Hepimize inşallah. Bu haftaki Canlı Tuvaller programımız sona ermiş bulunmaktadır. Bursa'dan gelen arkadaşımız Yasemin Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. İletişim bilgileri zaten altta görsel olarak geçiyor. Siz sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.